Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez, iyi seyirler. Anestol pomat nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Anestol beyaz renkte homojen, kıvamlı pomattır. Anestol alüminyum püplerde ambalajlanmıştır. Anestol lokal anestezikler yani bölgesel uygulanan uyuşturucu ve kaşıntıyı önleyen gruba dahil olan bir ilaçtır. Anestol deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları, soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi sırasında anestezik lubrikan olarak kullanılır. Anestol pomadı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise anestolu şu durumlarda kullanmayınız. Anestol ve amip tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlıysanız, merhemin sürüleceği yerde enfeksiyon varsa ve enfeksiyon tedavi edilemiyorsa, hastanede değilseniz ve düzensiz kalp atışı için ilaç alıyorsanız bu ürünü kullanmayınız. Anestol pomadı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgede mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise bu durumda ani emilim riski olabileceğinden anestol uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa anestol kullanırken dikkatli olunuz. Anestolu etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz. Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa özellikle geniş deri yüzeylerinde ve bilhassa da kapalı pansuman altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu olabilir. Anestolun gözle temasından kaçınınız. Pomadın sürüleceği yerde enfeksiyonunuz varsa kötü huylu tümörünüzün olmadığı anestol tedavisinden önce belirlenmelidir. Eğer makatınızda kanama veya tahriş olursa anestol tedavisine son veriniz. Yüksek dozda makattan uygulama yapılırsa merkezi sinir sistemi yan etkileri gözlenebilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Anestol pomadın yiyecek ve içecek ile kullanılması, anestol deri ve mukozaya bölgesel olarak uygulandığından etkisinin yiyecek ve içeceklerden etkilenmesi beklenmez. Anestol pomadın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi anestolun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Şu durumlardan biri olursa anestolu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik, el, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme, zor nefes alma, ciltte küçük kabarcıklarla birlikte görülebilen ciddi kaşıntı, bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin anestola karşı ciddi alerjiniz var demektir. Yaygın olmayan yan etkiler ise uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir. Yaygın yan etkisi ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü. Kazara gözle temastan sonra korneada tahriş gözlenmiştir. Anestol pomat nasıl kullanılır? Gerektiğinde günde birkaç defa uygulanabilir. Bir seferde uyguladığınız anestol dozu 5 gramı aşmamalıdır. Bu miktar 250 mg lidokaine karşılık gelir. Günlük 17-20 gram anestol dozunu aşmayınız. Çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile aşırı duyarlılık ortaya çıkabileceğinden bu şekilde kullanmanız önerilmez. Uygulama yolu ve metodu ise doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde uygun bir miktar anestolu uygulama yapılacak bölgeye iyice yedirerek sürünüz. Anestol pomadın değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, ilacı kullanacak kişinin çocuk olması durumunda doktorunuz daha düşük bir doz önerebilir. Yaşlılarda kullanımı ise yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz. Anestol pomadın saklanması. Anestolun çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.